İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'a haraç. Fransa'daki Ermenofil hareketi. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu, Brüksel'de Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına saldırısı sonucunda ağır insan hakları ihlallerini sundu. Lübnan'daki Ermeni diasporasının eğitim merkezleri. Artsakh hazineleri, Şikakar Kalesi. Komitas, Türk müzisyenin Ermeni kimliğini keşfetmesine nasıl yardımcı oldu? Batı Ermenistan televizyonundan Batı Ermenistan milletvekili Benjamin Hovanisyan'ın eşi için taziye mesajı. Van'da Zernaki Tepe'de burç temeli gün yüzüne çıkarıldı. Ermenistan ve Fransa arasındaki sürekli bağlantı 20. yüzyılın başlarında Batı kamuoyunu Batı Ermenistan'daki ve Kafkasya'daki Ermeni sorununa duyarlı hale getiren Ermenofil hareketinin gelişmesine katkıda bulundu. Tanıdığımız büyük hümanist Anatol Frans, Hamidiye katliamlarını şiddetle protesto etti ve kınadı. Onu 1916'da çok yaşlı ve hastayken Sorbon'da yaptığı konuşmada görüyoruz. Senato'nun varoluşsal tehlike altındaki Ermenileri korumaya yönelik bir kararı oylamasından günler önce sizi Anatol Frans'ın trajik bir şekilde güncel bu konuşmasını okumaya veya yeniden okumaya davet ediyoruz. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Kristine Grigoryan, 7 Kasım'da Brüksel'de düzenlenen Ermenistan Cumhuriyeti Avrupa Birliği İnsan Hakları hakkında düzenlenen diyalogun oturumuna katıldı. Grigoryan, Azerbaycan'ın Eylül 2022'de Ermenistan'ın egemen topraklarına saldırısı sonucunda ağır insan hakları ihlallerini sundu. Bunlar arasında sivil nüfusun ve hayati altyapıların doğrudan hedef alınması, Ermeni askerlerine ve savaş esirlerine yapılan işkence, insanlık dışı ve kötü muamele vakaları ve savunucu tarafından yayınlanan olağanüstü raporlarda kaydedilen gerçekler yer almaktadır. İnsan hakları savunucusu, kadın haklarının korunması, çocuk ve gençlik haklarının korunmasına yönelik kamu konseylerinin kuruluşu ve temel amaçları hakkında da konuştum. Batı Ermenistan, son operasyonlar sırasında olduğu gibi 2020 yılının 44 günlük savaş sırasında birçok insan hakları ihlali ve işkence vakaları kaydetti. Batı Ermenistan tarafından hazırlanan paket çeşitli uluslararası platformlarda sunuldu. Tehcir edilmiş Ermenilerin en organize ve en çok sayıda okulu Lübnan'da bulunuyordu. 1922 ile 26 yıllarında burada Ermeni Apostolik Kilisesi'nin 15, Katolik Kilisesi'nin 8 ve Evanjelik Kilisesi'nin 6 okulu vardı. Daha sonra Ermeni okullarının sayısı arttı ve ülkenin siyasi durumu kötüleşmeden önce 1970 yılında burada 68 Ermeni okulu vardı. Beyrut'taki önde gelen Ermeni eğitim kurumları arasında Sahakyan Levon Mkrtçyan, Ermeni Evanjelik Kolejleri, Nişan Palancar Ruhban Okulu, Viyana Mkhitaryan Ortaokulu ve diğer kurumlar vardı. Okul öncesi eğitim düzeyine sahip Beyrut'un Kuş Yuvası adlı okulu, Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok Ermeni yetim çocuğunun hayatını kurtaran Danimarkalı misyoner Maria Jacobson tarafından 1927 yılında kuruldu. Yeni Adana semtinde 1926 yılında İsviçre Ermeni Sevenler Birliği tarafından kurulan Görme Engelliler ve Dilsizler Ermeni Okulu faaliyet göstermektedir. 1975 yılında Lübnan'daki Ermeni okullarındaki öğrenci sayısı 17 bin idi. Şikakar Kalesi, Büyük Hayk'ın Artsakh eyaletinin Metz Arank ilçesinde şimdiki Artsakh Cumhuriyeti Askeran Bölgesi Hramurt Köyü'nün 1,5 kilometre batısında yer almaktadır. 18. yüzyılın 20'li yıllarında Karabağ emirliklerinde bulunan sığınaklar Ermeni Kurtuluş Hareketi'nde büyük rol oynadı. Bunlardan biri Şikakar Karagluh yerleşimidir. 19. yüzyılın başındaki Rus-İran Savaşı sırasındaki çeşitli askeri çatışmalar da kalenin tarihi geçmişiyle ilgilidir. Şikakar Kalesi bin rakımlı bir plato üzerine kurulmuş. Yaklaşık 300 hektarlık alan kaplayan yayla, iyi yaşam koşullarına, bol suya, çiçekli yamaçlara, verimli ekilebilir arazilere ve güzel ormanlara sahiptir. Kalenin inşaatçıları alanın geçilmezliğini ustaca kullandılar. Kalenin üç tarafı 5 ünlü mağaranın bulunduğu, ulaşılması zor ve aşılmaz doğal kayalıklarla çevrilidir.
10 yıl önce Türkiye'deki ünlü Beyaz Yunus rock grubunun solisti 40 yaşındaki Yaşar Kurt, hayatını tamamen değiştiren, kendisi için çok önemli bir keşif yaptı. Ermeni müzisyen Arto Tunç Boyacıyan ile İstanbul'da tanışan Yaşar, onun daveti üzerine Ermenistan'a geldi. Sokakta gördüğü Ermenilerle kendisi ve akrabaları arasındaki benzerliğe şaşırır ve bir müzik aletleri mağazasında bir CD üzerine Komitas'ın resmini gördüğünde Komitas'a ne kadar benzediğine şaşırıyor. Türkiye'ye döndüğünde Yaşar, ailesinin büyüklerini, aile köklerinin nereden geldiğini sorar ve yıllardır kendisinden özenle saklanan aile geçmişini o zaman öğrenir. Müzisyenin aile üyeleri Van'dan geldiklerini söyledi. 1915 yılında yaşanan pogromlar sırasında sadece İsmail adında 9 yaşında bir çocuk katliamdan kurtulmuş ve müzisyenin soyunun devamı olmuştur. Bu hikaye Yaşar üzerinde şok etkisi yarattı. Yaklaşık 2 yıl Türkiye'yi terk etti ve neredeyse müzikle hiç uğraşmadı. Bu süre zarfında Ermenilere karşı işlenen soykırım ile ilgili materyalleri incelemeye ve okumaya başlar. Ve bir röportajda söylediği gibi içindeki sesini daha çok dinlemeye başlar. Bu arada yakında Yaşar vaftiz oldu ve Arşak adını aldı. Batı Ermenistan'da olduğu gibi diasporada değişik nedenlerle köklerini unutan çok sayıda Ermeni var. Ancak Batı Ermenistan liderliğinin şimdi attığı adımlar kimliğin keşfine ve köklerine dönüşe yol açıyor. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV, Batı Ermenistan Milletvekili meslektaşımız Benjamin Hovhannisyan'ın eşinin zamansız ölüm haberini derin üzüntüyle bildiriyor. Western Armenia TV personeli Bay Benjamin Hovhannisyan'a, ailesine ve akrabalarına başsağlığı diliyor. Sayın Hovhannisyan, bu acı gününüzde her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Nurlar içinde yat, sevgili Armine Hovhannisyan. Van'ın Erciş ilçesinde bulunan ızgara planlı kent kalıntısındaki kalede eski dönemlere dair burç temeliyle küp ortaya çıkarıldı. Daha önce aramice kitabeler, seramik parçaları, 4 metre genişlik ve 6 metre yüksekliğinde sur ile kırlangıç sistemiyle depreme dayanıklı hale getirilen duvarların ortaya çıkarıldığı antik kent kalıntısında şimdi de burç temeli ile küp bulundu. Burç temeli koruma altına alındı, küp ise incelemek üzere Van Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size ünlü Ermeni besteci Gomidas'ın bestelediği Dervogormia adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını web sitemizden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.